Teşekkürler Sayın Başkan. Ali Mahir Başarı ve avanesi direkt FETÖ taktiği uygulamaktadır. Değerli Başkan. PKK elebaşını öven rezil bir videoyu paylaşmamdan hareketle, kaldı ki benden önce birçok hesabın paylaştığı da ortadadır. Burada gözükmektedir. Birçok hesap paylaşmıştır. Montaj yaptığımı, montaj yalanını piyasaya sürmüşlerdir. Tam bir FETÖ taktiği uygulamışlardır. İftira izi kalsın. Mantığı gütmektedirler. Benden önce birçok hesaptan paylaşıldığını söyledim. PKK elebaşını öven kim varsa biz eleştiririz. Her kim varsa. Yargının hesabı ayrıdır. Bizim hesabımız ayrıdır. Herkes bayramda çocuklarına sarılırken, bayramda evlatlarının mezarlarına sarılanlara karşı borcumuzdur bizim bu. Herkes babalar gününde babalarına sarılırken, o şehitlerin yetimlerine karşı bizim borcumuzdur bu. Kızının ve çocuğunun gözü önünde şehit edilen binbaşı aslan kulaksıza bizim borcumuzdur bu. Şehit Aybüke Yalçın ve katledilen 149 öğretmenimize bizim borcumuzdur. Kim PKK ile başını överse biz onu eleştiririz, videosunu da paylaşırız ama montaj yaptığı yalanı ispatlanmıştır. Twitter hesabımda da görülmektedir ama bunu bile yalan olduğunu, iftira olduğunu bile bile piyasaya sürmeye çalışmaktadır, iftira atmaktadır. Tam bir FETÖ taktiği uygulamaktadır. Buyurun Sayın Başarır. Şimdi öncelikle şunu söylemek isterim ki o videonun montaj olduğunu herkes gördü. İki, kendisi de Ergenekon ve Balyoz sürecinde bir komployla tutuklanan bir subaydı. Onunla beraber Kutuys Okkur, Ali Tatar gibi kahraman askerler vardı. O gün onlara yapılan komploya karşı Merdan Yanardağ onların yanındaydı ve onları savunuyordu. Şimdi bu arkadaşımız çıkmış diyor ki ben her türlü terörün karşısındayım. Ben de karşısındayım değerli Çelebi. Sen rüzgar gülü gibi dönüyorsun. Ben şimdi sana buradan sormak isterim. Bülent Arıç'ın, Ensarioğlu'nun, Mehmet Metiner'in söylediklerini duymadın mı partiye? Bu sıralara geldin sen. Duymadın mı? Sen seni savunan bir gazeteciye iftira atmaktan utanmadın mı? Adam diyor ki ben bir ironi yaptım. Söylediklerim belli. O videoyu paylaşan sen. Sen paylaştıktan sonra linç başladı. O linçten sonra soruşturmadan sonra tutuklama. Memnun musun? Ha memnunsun. Çünkü sen silah arkadaşlarının, Ali Tatar'ın, Kutlis Okur'un kemiklerini sızlatan bir insansın. Sen onların kemiklerini sızlatan bir insansın. Sen daha dün bu sıralarda tank paletten Ergenekon Baldas sürecine kadar, FETÖ'ye kadar bu gruba neler söylüyordun ama yüzün kızarmadan kalktın kenardan geldin burada oturdun. Sen utanmalısın. Sen sokağa çıkmamalısın. Bu tarz videolar için lütfen Hep Laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.